İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum şehrinde bulunan Ermeni Kilisesi belediyenin döktüğü molozlar arasında kayboldu. Batı Ermenistan bölgesindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bizlerin Akabert adlı Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları anıtı 29 Kasım 1967'de açıldı. Türkiye'deki kimliği belirsiz kişiler Alevi evlerin duvarlarına uç yazılar yazdı. Irak'ta protestolar. Bir günde 45 kişi öldü. Türkiye Güvenlik Konseyi toplantısında Ermenilere karşı uygulanan soykırım konusu ele alındı. İlk Ermeni dergisi Azarar'ın 225. yıl dönümü vesilesiyle bir sergi açıldı. Batı Ermenistan'ın Iğdır şehrinin halkı zehir soluyor. Batı Ermenistan'ın Garin Erzurum'da Azizye'nin Gezköy mahallesinde bulunan Ermeni Surp Minas Kilisesi, belediyenin döktüğü inşaat molozları arasında kayboldu. Mahalle sakinleri böyle devam etmesi durumunda kilisenin moloz yığınları altında kalacağına işaret etti. Hatırlatalım ki 1790 yılında Ermeniler tarafından inşa edilen ve şimdilerde yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan kilise, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından şahıs mülkiyetine geçer. Mülkiyeti Almanya'da yaşayan Sabri Ergin adlı bir yurttaşa ait kilise 2010'da tarihi eser olarak tescil edilir. Kilisenin iç duvarlarına çizilen resimler büyük ölçüde silinirken duvarları ise defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda. Belediye, kilisenin restore edilmesi için Ergin'in izninin gerektiğini ancak Ergin'in gereken izni vermediğini iddia etmişti. Batı Ermenistan'ın tüm bölgelerinde hava sıcaklıklarının düştüğü ve yağmurlu havanın etkisini sürdürdüğü Dersim'in Ovacık ilçesine yılın ilk karı düştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışlarıyla birlikte beyaza bürünen ilçede kar araçların ve ağaçların üzerini kapladı. Objektife yansıyan görüntüler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'daki Dizdernagabert Kırlangıç Yuvası tepesinde inşa edilen Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları anıtı 29 Kasım 1967'de açıldı. Eserin yaratıcısı heykeltıraş Van Haçadıryan ve Saşur Kalaşyan ile birlikte mimar Artur Tarhanyan'dır. Geleneğe göre Dizdernagabert adı eski Ermeni tanrıların Vahag'ın ve Astahik'in birbirlerine haber vermesine yardım eden burada yaşayan kırlangıçlardan geliyordu. 1965 yılı Ermenilere karşı işlenen soykırımın 50. yıl dönümünün tarihidir. 13 Aralık 1964'te Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri Yakov Zaropyan, bu yıl dönümünü anmak ve Birinci Dünya Savaşı'nda katledilen Ermeni şehitlerine adanan bir anıtı Yerevan'da dikmek için Sovyetler Birliği Merkez Komitesi'ne başvurdu. Formülü çok geneldi fakat aslında Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının hatıralarına ithaf edilecek ve Ermeni halkının yeniden doğuşunu sembolize edecekti. 16 Mart 1965'te Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 1915 Ermenilere karşı işlenmiş soykırım kurbanlarını anmak için bir anıt inşa etmeye karar verdi. Cumhuriyette bir yarışma ilan edilir. Sunulan 70 projeden Artur Tarhanyan ve Saşur Kalaşyan'ın ortak projesi kazanır. Anıt rekor kıran bir hızla 2 yıl içinde inşa edildi. Anıtın inşası 1967'de tamamlandı ve açılış töreni 29 Kasım 1967'de gerçekleşti. Ermenistan Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci sekreteri olan Anton Koçinyan liderliğindeki heyet anıtı ziyaret etti. Çelenk bıraktı ve ardından Anton Koçinyan'ın anıtın ebedi ateşini yakması için bir seremoni düzenlendi. Anıt tüm Ermeniler için haç bölgesi haline geldi. Her yıl 24 Nisan'da yüz binlerce Ermeniler ve yabancılar 1893-1923'te Batı Ermenistan ve Kilikya'da Türk hükümetlerinin Ermeni halkına karşı uyguladığı soykırımın kurbanlarını anmak için buraya akın ediyor. Dizdernagabert Anıt Kompleksi 3 ana yapıya sahiptir. Sonsuzluk Tapınağı, Dirilen Ermenistan adlı anıt sütunu ve anıt duvarı. Sonsuzluk Tapınağı kavisli bir daire şeklinde yapılmış 12 taş levhadan oluşur. 12 rakamı geometrik yasalara dayanılarak seçildi ancak halk bu sütunları Batı Ermenistan'ın 12 büyük eyaletin sembolize ettiğini düşünüyor. Türkiye İzmir'in Gazi Emir semtinde bilinmeyen kişiler Alevi yurttaşlara ait evlerin duvarlarında
kırmızı boyayla X işareti çizip aynı renkte rasizm içeren defol Alevi yazısı yazdılar. Ancak bu yazıyı Aleviler siyah boyayla kaplayarak bir gül görüntüsüne dönüştürdüler. İzmir polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik, kendi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden olaya atıfta bulunarak, "Polis Alevi vatandaşlarımıza karşı bu çirkin ifadelerle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyorlar. Her şey ortaya çıkacak." yorumunda bulundu. Armen Press tarafından aktarılan habere göre Al Arabiya TV kanalı, Irak'ta polisle çatışmalarda ölenlerin sayısının son 24 saat içinde 45'e ulaştığını bildirdi. Yeni huzursuzluk dalgası Irak'ta 28 Kasım'da sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Nacef şehrinde İran Başkonsolosluğu'nun yakılmasıyla başladı. Son verilere göre burada 12 gösterici öldürüldü. Dikkari eyaletinin Nasiriye kentinde en az 25 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bağdat'tan da ölü raporları alınıyor. Irak'taki protestocular Ekim ayının başlarında çıkan protestolardan bu yana hükümetin istifasını, yolsuzlukla mücadeleyi, işsizliğe karşı ve yaşam koşullarını iyileştirme çağrısında bulunuyorlar. RİA Novosti Ajansı'nın kitle iletişim araçlarından edindiği bilgiye göre, protestolar sırasında ortaya çıkan çatışmalar ve isyanlar sonucu 300'den fazla kişi öldü ve 15 bin kişi ise yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı 20 Kasım'da gerçekleşti. 4 saatlik oturumun sonunda oturumun sonuçlarını özetleyen bir açıklama yapıldı ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımın farklı ülkelerin yasama organları tarafından tanınması konusunun da tartışıldığı açıkça belirtildi. Soykırım konusundaki ifade özellikle şöyle: 1915-1923 olaylarıyla ilgili kabul edilen ve sözde tarihi ve yasal gerekçelere dayanan temelsiz iddialar şiddetle kınanmıştır. Uluslararası topluluğun dikkati gerçeği ortaya çıkarmanın zamanı geldi iddiası üzerine çekildi. Oturumda ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonu ve güvenlik bölgesinin kurulmasıyla ilgili sorunlar da ele alındı. Teröristleri yok etmek ve yerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşüne elverişli koşullar sağlamak için başlatılan operasyonun amacına ulaşana kadar devam edeceği belirtildi. Ermenistan halkının ilk periyodik basını olan Azdarar dergisinin 225. yıl dönümü vesilesiyle dergiye adanmış makaleler ve basın yayınlarını içeren bir sergi 28 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kütüphanesi'nde açıldı. Kütüphanenin Bibliografya ve Edebiyat Bölümü çalışanı Meher Gazinyan, Armen Press muhabirle yaptığı röportajda şunları söyledi. Azdarar, 1794-1796 yılları arasında Hindistan'ın Madras şehrinde yayınlandı. Editörü ise kültürel ve önemli toplum adamı Papaz Harutyun Şimabonyan'dı. Sergide Azdarar'ın basılı malzemesinin belirli içerik sınıflanmasına göre sunulduğuna değinen Meher Gazinyan, örneğin Azdarar'la ilgili dergilerde, gazetelerde, süreli yayınlarda, bibliografyalarda, ansiklopedilerde ve araştırmalarda yer alan makaleler sergilenmiştir, dedi. O ayrıca Azdarar ile ilgili Rusça ve İngilizce yayınlanan materyallerin de sergilendiğini vurguladı. Bir Gün gazetesinden alınan habere göre Batı Ermenistan'ın Iğdır şehrinin Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili Habib Eksik, hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığı boyuta dikkat çekerek Iğdır halkı zehir soluyor, dedi. Eksik, mecliste düzenlediği basın toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde Iğdır'ın havasının tehlikeli boyuta geldiğinin belirtildiğini aktardı. Temiz hava için 0 ile 50 arasında bulunması gereken hava kalitesi indeks değerinin Iğdır'da 355'e çıktığına işaret eden Eksik, kötü hava Iğdır'da yaşamı ciddi ölçüde tehdit etmektedir, diye konuştu. Eksik, Iğdırlılara yürüyüş ve açık hava sporları yapılmaması, bisiklete binilmemesi yönünde uyarılarda bulunulduğunu belirterek, "Bu da yaşamayın, ölün anlamına gelmektedir," ifadesini kullandı. Batı Ermenistan'ın hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehir olan Iğdır'da aynı açıdan farklı tarihlerde çekilmiş fotoğraflar paylaşan Eksik, bunlardan birinde görülebilen Ararat Dağı'nın diğerinde hava kirliliği nedeniyle görülemediğini söyledi. Eksik, Iğdır'da herkesin doğal gaza ulaşımının sağlanması ya da kaliteli kömür dağıtılması gerektiğini vurgulayarak "Iğdır halkı zehir soluyor," dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folk topluluğundan Tuk Hosek Lerner adlı eseri sunuyorum.
Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.